Melih Yurduseven ile Yerel Gündem. Her konunun konuşulduğu, dünün ve bugünün tartışıldığı, gerçeklerin araştırıldığı, gündemin nabzının tutulduğu, gündemdeki konu ve konuklarıyla geleceğe yön veren program, görünmeyeni görmenize yardımcı olmayı vaat ediyor. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yerel Gündem programına başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, Yerel Gündem programında her zaman söylediğim bir söz var. Değişik konu ve konuklarla karşınızda olacağız derim ve bunu gerçekleştirmeye çalışırız. İşte bugün değişik bir konuyu eskiden Edirne'li olup Edirne'de yaşamış Edirne bürokratlarından, üst düzey bürokratlarından değerli bir konuğum var. O da Edirne'yi özledi, sizler de onu özlediniz. Biz de dedik ki buraya gelmişken bir vesileyle gelmiş Edirne televizyonuna çıkartalım ve Edirnelilere buradan hitap etsin, özlemlerini gidersin. Daha önceki yapmış oldukları icraatlar konusunda da hatırlatma anlamında bir şeyler söylesin diye davet etti kendisini, sağ olsunlar. Kırmadılar, geldiler. Vakıflar Bölge Müdürü, eski Vakıflar Bölge Müdürümüz Hayati Biner şu anda konuğumuz ve hemen kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ederim. Güzel bir girişle tanıttınız, sağ olun. Bizi özledik, her sene geliyoruz zaten. Evet. Çok güzel. Evet sevgili müdürüm, burada çalıştınız. Unutulmayacak hizmetleriniz var. Bunları yasmak mümkün değil. Hatırlamak da en azından yararı vardır. Yaptıklarınız, yapamadıklarınız tabii ki çok önemli şeyler var. Siz sadece bürokrat olarak verilen emirleri yerine getiren bir kişisiniz. Yoksa cebinizde parayı koyup da vakıf eserlerini ben ihya edeceğim deme gibi bir lüksünüz olmadığına göre yapılamayanlar da olacaktır. Olacaktır. Mutlaka bunlar da var zaten. Şimdi burada çalıştığınız dönemden sonra ayrıldınız. O süreci bir hatırlatalım veya en azından bilmeyenlere duyuralım. Vakıflar Bölge, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden sonraki Hayati Biner neler yaptı, bugüne kadar nerelerle yaşadı? Haklısınız Melih Bey. Tabii her kemalin bir zevali vardır, sözü vardır. Tabii biz de daha önceden ben daire başkanlığı müdürlükler yaptığım için tabii her görevde bir dönem görev yapıyorsunuz, bir zamanda bir aksilik olup bir değişiklik veya görevden alınma vuku bulabiliyor. Burada da işte bir vesileyle bize denildi ki sen artık burada miadını doldurdun. Yani burada yolun sonuna geldik. Biz onun üzerine dedik yani bu iş Edirne'de çok güzel bir yer. Hakikaten ben buradan belki sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde de hep Edirne şeyi yapacağız, bağlantısı yapacağız. Buranın güzelliklerinden muhakkak bahsedeceğiz. Dedim ki ben bürokratik hayatımı hakikaten Edirne gibi güzel ve şerefli bir yerle finalleyelim ve ben emekli olayım artık şeklinde. Ben zaten evimi de getirememiştim. Hep hafta sonları falan Ankara'ya gidiyorduk. Zaman zaman eşim burayı, o da çok sevdi, gelirdi. Biz emekli olduk. Evimiz değişmediği için Ankara'ya dönmüş olduk. Böyle bir, ama tabii ben şeyden kopmadım. Yani mimariden, bu vakıftan, Edirne'den. Her yıl aşağı yukarı geliyoruz. Eşim bu sene başka bir yere gitti, gelemedi o. Ve Edirne'nin bizde gerçekten çok güzel anıları oldu. Tanıyanlar yolda, sağda solda görüp müdürüm ne yapıyorsunuz, hoş geldiniz deyince insan bir güzel oluyor böyle. Yani hizmet etmeye çalıştığımız hatasıyla, kusuruyla. O yüzden Ankara'ya dönmekle Edirne'den maddeten ayrıldık. Ama manen inanın ki bağımız halen sürüyor. Hep özlüyoruz buraları, sizleri yani. Edirne'den kopmak zaten mümkün değil. Evet. Mümkün değil gerçekten. Şimdi Edirne tarihi bir şehir. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış. Tarihi eserleriyle, vakıf eserleriyle bezenmiş. Hakikaten belki istenilen düzeyde onlara sahip çıkamıyor olabiliriz. Ama burada yaşayan insanlar olarak gerçekten de onurluyuz, gururluyuz. Ecdadın bıraktıklarını görerek ve sizler de böyle bir kurumun başında bir insan olarak Vakıflar Bölge Müdürü olmak, tarihi bir şehirde Vakıflar Bölge Müdürü olmak nasıl bir duyguydu? Burada nasıl bir görev ifa ettiniz?
Bunu da en azından anlatırsak değerli seyircilerimize hatırlatma olur. Çok haklısınız. Yani gerçekten hep idarecilik yaparak geldik. Ve taşraya da çıkıp hele hele böyle Edirne olunca ki ben de malum mimarım, uzmanlık alanımda restorasyon, eski eserler. Ve büyük bir hevesle bu görevi ben kabul ettim. Yani dedim Edirne bana, hani bana çok uygun. Ama ben Edirne'ye uygun muyum? Yani o görevleri bir hakkını yapabilir miyiz? O korku hep içimde oldu. Geldiğim ilk zamanlar sabah namazından sonra şehri çok gezdim ben. Yani bunu çoğu bilmez. İşte hangi nerede ne var? Edirne'ye eskiden biz gelirdik. Ankara'dan merkez desteği yapardık buraya mimar olarak. Evet. Fakat tabii böyle kasnak boynumuza geçince, sorumluluğu alınca işte nerede ne var, hangi şeyler nerede, hemen ertesi sabah arkadaşlara soruyordum işte fotoğrafı şöyle, bu nedir ya, buna sahip çıkalım, işte bu hamama benziyor, niye metruk, bize mi ait, işte şahısta mı filan. Böyle gerçekten hep buyurduğunuz gibi buranın biz bu sorumluluğunu taşıyabilir miyiz? Korkusu hep oldu. Demin de buyurduğunuz gibi çok şey yapmaya çalıştık ama tabii yine başta da ifade ettiniz, devletin memuruyuz. İşte belli şartlar oluyor evet. Vesaire. Ama o sorumluluk ve Edirne'ye layık olma şeyini biz hep yaşadık. Yani bunu yapalım, yüzümüzün akıyla çıkmaya çalışalım. Hep arkadaşlarıma onu vurguladım. Yani burayı biz hakkını vermeye çalışalım. Hakkını verelim. Yani buraya ihanet etmeyelim. Yapmaya çalışalım. Hep bu duyguyla çalışmaya çalıştık. Vakıf eserlerinin tabii ki sizin Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak sadece Edirne değil, bölge müdürlüğü olunca Kırklareli giriyor değil mi? Evet, şeyinize, Kırklareli var. Sizin Kırklareli. Tekirdağ'ı aldılar sonra ama tabii ben geldiğimden beri Edirne Kırklareli evet, olarak Kırklareli vardı. Şimdi tabii ki bu da olduğu için tarihi eserler veya bu vakıf eserleri itibariyle çoğunlukta olan bir bölge müdürlüğü. Dolayısıyla iş hacmi de geniş. Evet. Diğer bazı diğer illerdeki vakıflar bölge müdürlerine göre herhalde yoğun çalışma temposu evet. içerisinde oldunuz zaten. Evet. Bu yani. Çalışma periyodunu nasıl yapıyordunuz? Yani diğer ile gitme ve Edirne'deki tarihi vakıf eserlerinin yukarıdan gelen talimatlarla mı yoksa bu sabah sabah ben gezerim diyordunuz. Kendi bulgularınıza göre bir takım faaliyetler veya planlar çiziyor muydunuz? Bunlarla ilgili de bilgi alalım sizden. İkisi de diyelim. Yani tabii genel müdürlüğümüz o zaman malum bayağı bir restorasyon hamlesi diyelim. Bayağı yapılmış. Ben ayrılmadan bir 3384 diye hatırımda kalmış. Bayağı bir eser ele alınmıştı malum. Evet. Türkiye çapında tabii Anadolu topraklarında. Tabii. Daha önceki arkadaşlarımızın tabii hizmette bir süreklilik var malum. O yapılanları biz hem devam ettirdik, bir de benim kendi tespitlerim üzerine hem Edirne'mize tabii ağırlık olarak hep Edirne oldu. Çünkü Edirne'de gerçekten eski eser olarak gayrimenkul kiralama işleri falan zaten evet. burada çok. Ağırlık Edirne'de olmak üzere Kırklareli'den de yapabildiğimiz kadar ilaveler getirerek işte ne yapabiliriz? Mümkün olan azami gayretle işte eserleri de ama tahrip etmeden. Çünkü o çok önemli. Yani çok yapmak bizde önemli değil. Esere ihanet etmeden, yani onu böyle yenilemeden, eski esere benzemez hale getirmeden yapmak çok önemlidir bizde. Yani o zaman restorasyon onarım değil, yenileme ve komple bir ihanet olur. Ona da benim kendi alanım olması nedeniyle belki bir ekstra hassasiyet oldu bende. Yani buna bir de benim kurul üyeliği de o vardı malum. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nda üyeliği yaptım. Hmm. Oradaki konulara da Edirne ve Trakya'nın Tekirdağ'a da bakıyordu kurul. Hem Kırklareli hem Tekirdağ. Dolayısıyla komple bir eski eserlerini arkeolojik alanlar dahil, o zaman doğallar da vardı. Bir bütünsellik içerisinde nazara alabilen bir görevde olunca İşte bunun içinde Edirne'mize, Kırklareli'mize daha neler yapabiliriz? İşte şunlar önceliklidir gibi şeylere de dikkat etmeye çalıştık. Ama hep o şeyi unutmamaya çalışarak. Yani buraya layık evet. olalım, güzel yapalım. Şimdi Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu dediniz. Anıtlar Kurulu oluyor değil mi bu? Klasik Anıtlar Kurulu. Anıtlar Kurulu bilinir. Olarak geçiyor. Evet. Şimdi kamuoyunda Anıtlar Kurulu öcü gibi görülüyor. Yani tarihi bir şehir olması nedeniyle ufacık bir kazıda bile herhangi bir şey çıksa evet, dur deniyor. Hayat duruyor. Araştırılıyor. Hatta ben geçen de köşe yazımda da yazdım. Zindan altında bir ev, dükkan gibi bir yer almış arkadaşım birisi.
boyatmaya kalkmış onu restorasyona. Hop demişler, dur bakalım. Hop. Ya boyasını da mı soracağız? Yok demişler. Bunun aslı neyse onu o şekilde yapacaksın sen gibi. İzin almıyor. Şimdi yapılanların düşündüğünüz zaman, geçmişi düşündüğünüz zaman vakıflar, vakıf eserlerinin birçoğunun o zaman böyle anıtlar ve kültür varlıklarını koruma kurulu gibi bir kurulun olmayışından mı yoksa denetimsizlikten midir bilemem. Mesela Ali Paşa Çarşısı'nın dış dükkanları satılmış. Satılır mı? Satılmaz. Satılmamalı. Mamalı. Yani şimdi o zaman böyle bir kurul olsaydı bunu satamazlardı. Engellerdi. Tabii. Badana boyasını müdahale eden bir kurul dükkanı sattırır mı? Tabii. Sattırmaz. Satılmaz. Satılmış. Yani Anıtlar Kurulu'nda çalışmış bir kişi olarak Anıtlar Kurulu'nun öcü olmadığını anlatmak adına neler söylersiniz? Hakikaten Melih Bey çok güzel bir yere isabet ettiniz. Çünkü vatandaşlarımız tabii ki bürokratik işlemleri bilemeyebilirler. Restorasyon da zor bir iş. Mimarinin üzerinde bir uzmanlık alanıdır. Ama inanın şöyle, ben yıllarca hep restorasyon işleri yaptım vakıflarda ve kurullarda da bayağı uzun yıllar çalıştım. Kimilerinde başkanlık da yaptım kurullara. Şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Yani kurul çivi çaktırmaz olayı var. Fakat şöyle, yani mevzuatta belli sınırlamalar var. Yani mesela hiç karışılmayan yerler de var. Böyle yeni eser dahi olsa, yani eski eser statüsü olmasa bile bulunduğu sit alanından dolayı badanasının danışılması gereken yerler de var. Benim tavsiyem şu. Devletimiz tabii bu kültürü korumak için belli mevzuat oluşturulmuş. Yılların tecrübesiyle ve buyurduğunuz gibi eskiden koruma olayı yok. Yani 60'larda filan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak gayrimenkul eski eserler ve anıtlar yüksek kurulu diye başlıyor bu iş Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak. Daha sonra biraz daha gelişerek Kültür Bakanlığı'nın bünyesine alınmış. Şunu yapabilirler. Koruma kuruluna giderek veya vakıflara uğrayarak, yani çünkü vakıflar da devamlı koruma kuruluyla beraber iş yapan bir kurul, kuruluş. Buralara danışmalarında fayda var. Yani bizim şöyle bir yerimiz var. Şöyle şöyle bir ihtiyacımız var, ne yapalım yani hiç başlamadan. Çünkü hiç haber vermeden bir şey yapınca bu sefer, şimdi bu sefer kanuna göre suç duyurusunda bulunmak gerekiyor. Suç duyurusunda bulunca savcının önüne gidip, tabi sevimsiz haller. Evet. Bu sefer bir tepki oluyor. Onun çevresinde bunu dinleyenler, bak yaptırmıyorlar havası oluyor. Halbuki danışarak, mevzuata uyarak hiç başlamadan öneriyorum ben vatandaşlarımıza. Doğru. Mesela kale içinde filan. Hatta onu da bir antreparantez söyleyeyim. Çok üzüldüm. Ben her gelişimde kale içini, bütün Edirne'yi, yayan da yürümeyi severim. Çok kültür varlığımız sayısı artmış. Eskiden böyle buradan geçmeyin, karşı kaldırımı kullanın, bu eser yıkılabilir şeklinde levhalar çok az olurdu. Özellikle bu sene geldiğimde ona çok üzüldüm. Bu da ayrı bir konu tabii. Yani sahip çıkılamaması, mülkiyet sahiplerinin burayı onarmaması, onaramaması veya kamunun sahip çıkıp alıp da aslında bir önderlik etmesi noktasında falan. Çoğu yerde belediyeler, valilikler bu işi yapıyorlar mesela. Anadolu'da yapan yerler var. Böyle güzel, hüsnü misal olacak şekilde. Yani vatandaşlarımız kurula ya da ilgili fark etmez, belediye de bilir mesela. Belediyedeki özellikle fen işleri ve imar müdürlüğündeki ilgili kişilere danışırlarsa hiç korkmasınlar benim şeyim. Danışsınlar, çok zorluk yok aslında. Yani o mesela bir onarımda zaten biz yeni bir inşaat yaparken bile mimarlık mühendisliği hizmeti satın almak zorundayız. Yani. Restorasyon içinde bir tık üzerinde eziyeti var restorasyon şeyinin tabii. Onu da bilen arkadaşlarım, mimarlar bunu biliyor. Onlara danışarak, yani ilk baştan danışıp da bir yol haritası çizerlerse mesela belki de yapacakları onların pahalı olacaktır, hiç girmezler. Bir de öyle oluyor mesela, yani işe soyunmadan bir bu işin bütçesi nedir filan yaklaşık bilgiler edinebilirler. Yani korkmadan danışsınlar, yani Edirne'mize layık, uygun şey, çehre ortaya çıksın. Fakat işte siz de tespit etmişsiniz, söylüyorsunuz, kale içinde çok gördüm o tür eserleri. Ama bunlar görüntü çirkinliği, görüntü kirliliği de veriyor evet. Sevgili müdürüm. Yani kale içine girdiğiniz zaman desteklerle, ağaçlarla evet. Destek yapıp hani koruma altına almaya çalışılmış, yok bezden bir örtü çekilmiş falan filan. Böyle ucubeler çok görülüyor. Evet. Bu da o şehrin imajını zedeliyor. Maalesef. Yani bir çözüm olmalı. O tarihi eserse, sahibi yapamıyorsa devlet bunu yapmalı.
Yapmıyorsa yıkım gücü olmalı. Yani bir yetkisi olmalı. Bu yapılmayacaksa ilelebet böyle mi kalacak o? Evet, hoş değil. Metruk halde. Hoş değil. Bu iyi değil. Mesela bir de yapılmış durumlar var. Mesela sizin zamanınızda olabilir o. Balıkpazarı Caddesi'nde ticaret borsasının bir binası vardı. Sattı orasını. Balıkpazarı'nın oradaki binayı. Birileri aldı. Onun hemen altında da Ender mağazası var. Ha, evet. Onun üst tarafı. Hala o temeller öyle. Evet. O vaziyette bekliyor. Maden temelleri duran yer var. Evet. Ha, şimdi neden bekliyor? Tarihi eser var. Peki onu kazarken görmüşler. O temelleri buldular. Ender mağazasına gidiyor o temeller. Ender mağazasının altında da var belki. Ama gece yaptı herhalde o görmüş. %99 var. Yani %100. Yani. Temel gidiyor çünkü. Ya temel gidiyor. Yani tarihi onlar orada tarihi eserin üzerine yapılmış bina. Burası dur demişler. O zaman bir şey yapmak lazım değil mi? Yani buraya bu vaziyette beklerse hoş değil yani. Şimdi yıllardan beri. Şimdi belki kuruldaki arkadaşlar bana kızabilirler ama ben Avrupa'da da bayağı bu işleri incelemiş bir insanım yani. Evet. Uzmanlık alanı olarak. Hakikaten şimdi aynı vasıfta olan bir yerde birinin işte 3 katlı 5 katlı yani oranın mülkiyet haklarından kaynaklanan ticari vasıfları elde ederek o binadan istifadesi yapılırken burada yapılamaması ve bu kişinin yıllarca mağdur olması, tapusunda mülkiyet hakkından kaynaklanan istifadeleri yapamaması bir bayağı bir mağduriyet aslında. Evet. Mesela ben Vatikan'da bir otelde kalmıştık biz. Otel tabii orası tamamen hep eski eser bir alan zaten. Yani kültür varlıkları. Öyle bir yapmışlar ki Melih Bey kazıklar üzerine oturtarak orayı arkeolojik alanı görebiliyorsunuz. Arkeolojik alanın üzerine onların şeyini zedelemeden yani oradaki kalıntıya basmadan otelin bir kısmı oraya denk gelmiş. Onu hem gösteriyorlar hem de üzerine otel yapılmış. Şimdi ben kurullarda da görev yaparken diyordum arkeolog hocalarımıza. Ya şimdi bakın dünyada modern dünyada bunlar yapılıyor. Bizim örnek almaya çalıştığımız Avrupa'da bu uygulamalar rahatlıkla yapılabiliyor. Turizmin merkezi restorasyonu bizden iyi yapan bir İtalya var. Bunlar da bu uygulamaları yapılıyor. Biz demin de ifade ettiniz kale içinde adam bir parseli var. İnanın uyduruk bir Roma duvarı çıktı. Yani tabii kültür varlığını ben küçümsemek istemiyorum da. Şimdi ben bu gelişimde yine oradan geçtim. Orası halen bekliyor o parsel. Yani bu duvar yüzünden o parselin sahibi mağdur oluyor. Yani biraz bizim Türkiye olarak tabii ki kültürümüzü tahrip etmeyelim. Ama biraz kendimizi aşmamız lazım. Yani işte üstüne çıkmak suretiyle veya onu göstererek kazıklar üzerine yapmak suretiyle yani bunları bizim Türkiye'ye getirmemiz lazım. Ve demin güzel bir şey ifade ettiniz. Bu özellikle kale içindeki filan bu metruk evler işte dayak dayanmış yıkılmasın filan diye yani bunlar Türkiye'ye yakışmıyor. Edirne'ye hiç yakışmıyor. Biz UNESCO'ya girmiş bir kültür varlığımız var. Kırkpınar somut olmayan, somut olmayana girmiş. Şimdi 2. Beyazıt'ı ben duydum girmek için başlamış. Çok sevindim mesela Edirne bağlantımız devam ettiği için devamlı. Şimdi böyle bir turist listeye bakıyor. Dünya gezginleri genelde bilinçli gezginler. Listeden geliyor ama kale içini gezdiği zaman dumura uğruyor. İşte buna hakkımız yok. Yani demin de ifade edildi. Yani bunu bir şekilde kamu önderlik edebilirse mesela bir tane iki tane böyle örnek teşkil edecek mesela butik otel olabilecek veya restoran olabilecek yerler yapılabilirse ki kirası da bu kuruma gelir olarak yani yatırdığı parayı bir zamanla çıkaracaktır filan. Zaten kültürde yatırım aranmaz. Kültürde yatırım manevidir. Kültürel değerlerin sürdürülmesidir. Yani bu konuyu da gündeme getirdiğiniz iyi oldu. Yani arkeologların bu konuda biraz Avrupa örneklerine bakarak esnek davranmaları, diğer kültür, sivil mimarlık örnekleri içinde kamunun en azından birer ikişer örnek yaparak mesela bu elektrik fabrikası gayet güzeldi. Değil mi? Belediye bir nikah salonu yapmış fakat sonradan kurul tekrar karar almış, oradaki fonksiyonu engellemiş falan neyse de. Yani bu tür örnekleri biz kale içinde yaparsak Edirne'de, yani Edirne'ye daha yakışır, Edirne'ye daha uygun şeyler yapmış yani. Oluruz. Yani ve gelen turist de buradan refüze olmadan gider. Yani. Yani Selimiye'yi görmek yetmez. Şimdi Selimiye dediniz de Selimiye meydanını görüyorsunuz, gördünüz.
Yani sizden sonra değil mi o şey edildi, orası kazıldı? Efendim, oranın faillerinden biri de benim aslında. Yani şimdi bu bir itiraf programı gibiyse görevden de ayrıldık ama isterseniz çok kısa vaktimiz varsa ben tabii. Orayı izah etmek isterim, konuyu oraya getirdiniz. Şimdi efendim şöyle, bizim Osmanlı'da normalde meydan bir anlayışımız yok bizim. Yani klasik Osmanlı döneminde ve Tanzimat'a kadar bizde Avrupa'yı anlamda böyle kent meydanları yoktur. Bizim meydanlarımız ya cami avlularıdır ya da bedesten, yani Bezazistan gibi ya da Ali Paşa Çarşısı gibi ticari alanlardır. Evet. Mesela şimdi bedestenle Rüstem Paşa Kervansayı arasında iki kapılı han vardır. Evet. Vardı. Yani bir kapısından giriyorsunuz bedestenden. Buradan da çok dar yollar buralar. Ve Rüstem Paşa Kervansayı'na geçecek gibi. Yani oralarda hiç meydan yok. Fakat şimdi bizde tabii modern eğitim alan mimarlar, şehir plancıları eğer bizim gibi eski bağlantıları yok ise şimdi Edirne'ye yakışır bir meydan yapma çabasına giriyorlar. Halbuki orada bir çok halen temelleri duran ve çok büyük çıktı da hatta kazısına biz onunla kurul da kararı da almak için şey yapmıştık. Kararı da alındı sonradan. Yani burada bir o park kapatılarak yapıldı zaten. Araştırma kazısı yapılsın. Yani kurtarma kazısı gibi. O şekilde çıkarılması, yani böyle bir kültür varlığını korumacı bir teşkilat olan ne UNESCO kabul eder aslında ne de bizim mevzuatımız cevaz verir. Yani biz şunu demek istiyorum. Normalde korumacılık şudur. Kenti olduğu gibi korumak. Beğensek de beğenmesek de. Yani bizim kafamıza göre meydan yok Osmanlı'da. Onlar yeni yerleşim yerlerinde biz meydanlar yapabiliriz. Ona mani bir şey yok. Zaten Avrupa'da da öyle Melih Bey. Evet. Kent dokusu aynen korunur. Mesela yeni yerleşim birimlerinde istediğinizi yapabilirsiniz. Kat sınırı da olmaz. Ama merkezlerde, yani sit alanı olsun olmasın eski doku varsa aynen, meydanı yoksa meydansız. Neyi varsa o şekilde korunması lazım. Dolayısıyla oranın kazısı doğru. O eserin çıkarılması doğru. Ama tamamen yapılabilir, yapılamaz. Yani bunun mülkiyeti şu anda benim bildiğim belediyede, vakıflara geçmesi lazım. Bir eski vakıfçı olarak da. Çünkü vakıf kökenli bu eserler. Evet. Şu da yapılabilir, sanırım o noktaya gelecek iş. Bir arkeopark mantığıyla şey yapılabilir. Yani oralar... Camekan altında. Camekan da değil. Gezilebilir. Mesela şimdi bu Makedonya Kulesi'nin orada bir şey var ya hemen arkasında. Evet, evet. Yani oraya mesela arkeoparktır orada. Yani gezebilirsiniz, manisi yoktur. Yani kalıntılar duruyor. İşte çakıl filan serilmiş. Belli yerlerde biz dondurma diyoruz. Yani erimesin diye işte hafif böyle uygun malzemelerden üzeri kapatılıyor. Hani şey olmasın. Kalıntılar duvarla zarar görmesin diye. Dondurma ameliyesi deniyor. İşte orası bir arkeopark olarak kullanılabilir. Hatta demin dedim ya, arkeolog hocalarımız veya kurulcular biraz kendileri alsınlar. Orası fonksiyon edilebilir bakın. Orada mesela bir çay ocağı yaparsınız. Tahrip etmeden eşyalarınızı koyarsınız. Orada çay satabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Yani ticarete sokarsınız. Şimdi bunlar bilinmediği için işte eyvah, oraya kurum geldi, meydan gitti değil. Kültürümüzü hem yaşatacağız, hem orayı ekonomik değer katacağız, hem bir de turist geldiği zaman orada orayı da görecek. Yani işte böyle beklemesi müdürüm. Şimdi 6. yıl, 5 yıl doldu. Evet. Bu vaziyette, bu konumda. Şimdi geçen günlerde ben tarihi ciğerci Bahri Bey'in orada oturuyorum. Bir konuk geldiler yemek yemeye oraya. Dedi ki, ya arkadaşlar dedi, siz Edirne misiniz? Edirneliyiz. Bu dedi Selimiye, ben dedi 5 sene önce geldim dedi, aynıydı dedi, gene aynı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Adam Türkiye'nin falan yerinden gelmiş. 5 yıl önce gelmiş. Bu kazıları görmüş. Bakıyor gene etrafı çevrili. Haklı. Yani aynı şey bu. Nedir diyor ya? Durumu nedir? Evet. Dedik yemiş kafana, hanını çıkarmaya çalışıyoruz. O çıktığı zaman olacak. Şimdi bu da sakıncalı. Şehrin imajına zedeleyen bir şey. Yani Selimiye gibi bugün dünya kültür mirasında veya UNESCO'da olan bir eseri görmek için gelen insan o mezbeleliği görerek geçiyor. Ya bir şey yapın yani. Ne yapılacaksa yapın. Şu yapılabilir. Tamamlamak bir iddialı bir iştir. Yani restitüsyon dediğimiz, yani ilk halinin bu durabilir. Acelesi yok. Çünkü çıkardık. Hakikaten orada bir kültür varlığı var.
Demin bahsettiğim şekilde arkeopark tekniğiyle, yani mümkün olan en süratle, yani gelen gidene de ve yerli halkla, yani yerli halk oradan, ben her sene geldiğimde rahatsız oluyorum. Oraya iyice şimdi bir de çalılar falan büyümüş. Evet. Kazı alanına girilmez. Yani hakikaten orası bir yasak alan gibi. Giriyor Suriyeliler, giriyor yatakta giriyor işte. Halbuki bunu yapılabilen en süratle en azından şu olur. Projeleri yapıla durur. O çok mani bir şey değil. Burayı hemen hayatiyete geçirmek mümkün. Kurula gidilir. Kurula konu anlatılır. Zaten hocalarımız hepsi bu alanda çalışan, yani Türkiye'nin kültürüne gayret eden insanlar. Ben çoğunu bilirim zaten. Evet, evet. Bu böyle anlatılsa niçin müsaade etmesinler buranın bir arkeopark olarak kullanıma da açılmasına, bilmem ne. Yani tahrip etmedikten sonra niye müsaade edilmesin ki? Evet. Ya işte şey örneği var. Makedonya Belediye'de vakıflar arasında bir mülaza var zannediyorum. Mülkiyet onu... tartışması olabilir ama önemli değil. Mülkiyete bakmamak lazım bu konularda. Mesela mülkiyet sahibi idare bunu yapabilir. Çünkü burada asıl olan Edirne'dir. Kültürdür. Yani. UNESCO'yu gözeterek gelen adama iyi hitap etmektir. Yani buna bizim hakkımız yok. Mümkün olabilen en süratle bu iş projesi hazırlanacak. Şey olarak benim önerim zihnimde geçen, yapılması uzun sürer çünkü iddialı bir iştir. Yapılır yapılmaz ayrı bir konu. Burası projelendirilecek kullanıma yönelik ve hemen hizmete açılacak. O zaman güzel olur işte. Sıkıntı olmaz. Orayı kullanırsınız. Hem değişik de olur. Böyle girdili çıktılı, şurada bilmem ne esnaf, şurada yerel sanatlar olabilir. Yani orası fonksiyon edilir. Tabii. Herkesin katkısıyla sivil toplum kuruluşu, belediye, vakıflar. O tarihi kalıntılar yine dursun. Ara yerde gezindi, gezik var. Yani biz bunu niye tahrip edelim ki? Bizim ecdadımızın taşı duvarı o. Yani ona biz zaten seviyoruz, saygı duyuyoruz. İşte behemahal bu yapılırsa oradaki şey üzüntü olayı biter. Yani adam der ki oh be bak hakikaten bir fonksiyon yani, edilmiş. Yani. Evet. Yani. Şimdi bir tane daha problem sevgili müdürüm sizin zamanınızdan gelmedir. Saatli medrese. Evet. Saatli medrese hala yapılacak. Onarım da galiba abi. Ben devasını gördüm. Evet, yapılıyor. Yani birinci onarım etap başlandı, yapıldı. Müteahhit anlaşmazlığı varmış. Bilmem ne öyle kaldı. Tekrardan şeye döndü, ormanlık alana döndü. Evet. Tekrar geldi, tekrar başladı falan. Şimdi koca Fatih Sultan Mehmet'in medresesi burası. Okulu okuduğu yer. Ve insanlar tarihi bilgilere sahipler artık. İnternete girdiğiniz zaman saatli medrese dediğinizde bütün seceresini okuyup geliyor elinde. Geliyor oraya bakıyor. Demir çevrili duruyor. Bu sene geldi. Seneye açılır. Belki diyor Fatih'in diyor hangi sırada oturduğunu da görürüm falan evet. filan. Bakıyor oradan buradan kapalı her yer. Ertesi sene geliyor gene aile. Ertesi sene geliyor aynı. 5-6 seneden beri gelen adam bir türlü Fatih'in sırasını, sınıfını göremiyor. Evet. Şimdi bu nedir yani? Bu şekilde ki ben şunu her zaman telaffuz ediyorum ve söylüyorum. Belki de vakıf eserlerine, tarihi eserlere en fazla ehemmiyet veren, önem veren bir hükümet dönemi yaşadı Türkiye. Devlet hiyerarşisi yaşadı. Böyle olduğu halde böyle ilgi gösteren bir yönetim döneminde dahi yıllarca beklenti halinde olan tarihi eserlerimiz var. Yani bu da acı verici bir olay. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani size katılmamak mümkün değil. Demin de bahsettiğimiz gibi Edirne gibi Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış bu eski eserlerin, şunu da söyleyeyim antre parantez, Edirne'de yaklaşık 1020 civarında, 1025 civarında eser var aslında. Ve şu anda biz Kırklareli dahil 125 tane vakıf eseri vardı. Ben yani Kırklareli'de yani daha az o. Yani o sayının çok azı Kırklareli'ne ait. Ve Edirne'deki eserlerde neredeyse tabiri caizse onda bire düşmüş. Yani sayısal olarak bu Çeşme de dahil buna. İşte Selimiye Camisi de dahil filan. Dolayısıyla biz zaten elimizdeki eski eser stokunun %90'ını kaybetmişiz. Yani. Sadece ben birkaç burada hep sunum konferans falan da hazırlamıştım kendi mesleğim olunca. Sadece vakıfların etrafında 10-15 tane eser var. Yola gitmiş, Edirne Fatihler Türbesi var. Mesela bu Ordavi'nin olduğu yer bilmem ne hanı, bir taraf bir şey. Yani o yakın çevre, iki kapıların demin bahsettik. Eski cami ve şeyin... Hep onlar bağlantılı. Hep bağlantılı. Yani şehrin dokusu gitmiş aslında. Ve hakikaten bu kadar zaten gitmiş
Ben bir de 80'lerden biliyorum buranın durumunu. Yani o Hıdır Çelebi, Hıdır Ağa Camisi filan gökyüzü görünürdü. O Süle Çelebiler, yani o sayabileceğimiz çoğu Selçuk Hatunlar. Onlar hepsi o zaman enkaz halindeydi. Evet, evet. Yani hakikaten devletimizde buyurduğunuz gibi bayağı bir ele alındı, yapıldı. Ve hakikaten insan buna üzülüyor. Yani bu eserlerimiz niye böyle yıllardır bekliyor hakikaten? Demin de güzel şey ettiniz, karakterize ettiniz. Yani artık Fatih'in üniversitesi, yani eskiden medrese malum, biz bunu bir görelim, seneye de bunu gezelim şeyi niye oldu? Fakat ben bunda size katılıyorum. Yani bunu bizim yapmamamız lazım. Mümkün olan işte mahkemelere intikal etmiş neyse bu konuları behemahal çözüp bunları hemen hayatiyete geçirmemiz lazım. Yalnız yeri gelmişken bir bu alandaki bir anekdotu da bahsetmeden geçemeyeceğim. O da şu. Muradiye Camii'nde mesela ben görevdeyken orada dışında bir çeşme var. Evet. Ateş yakmışlar. Yani böyle duvar olmuş kapkara. İşte bu oradaki vatandaşlarımızın işte çoluk çocuk veya muhtelif sosyoekonomik yapıdaki insanların şeyi. İşte bahçesinde şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte bazı gayri ahlaki şeyler olmaya gayret edildi filan. Ve Saatli Medresesi'nin ben görevdeyken kurşunlarını çaldılar. Ya zaten o bir onarım, demin ifade ettiğiniz, yarım kalmış. İşte problemler çözülmeye çalışırken bu sefer kurşunlarımız gitti. Şu noktaya geldik. Osmanlı'dan kalma, UNESCO'ya girme seviyesinde eserlerinizin olması yetmiyor. Vatandaşınız da bunu koruyacak kültürde olacak. Merhaba. O sorumlulukta. Dolayısıyla ben hep dedim ki mesela bana o zaman gazetede arkadaşlar sağ olsun severlerdi, gelirlerdi, sık sık görüşürdük. Ya müdürüm niçin şeyi yapmıyorsunuz? Saatli Medrese'nin kurşunlarını dedim ya, bir gelin bak sizden bir müzakere yapalım. Bu konuları konuştuk dedim, bak böyle böyle vatandaş. Dedim ben şimdi kurşunu yaptık diyelim. E dedim bu adam yine yarın bir şişe şarap parası için oraya çıkacak. Kurşunu yırtacak. Bir de sıcakta o Melih Bey şey oluyor, kolayca yırtılıveriyor. Evet. Yani uğraşmanıza gerek yok. Böyle tenekeci makasına gerek yok. Ucunla bile yırtıyor. Elinizle başlatırsanız yırtılıp geliyor. Bunu satıyor işte. Vatandaş ondan bir içiyor filan. Dediler haklısın. Dedim ki bak. Aynen size dediğim. Dedim bak bizim UNESCO'ya girmiş eserimiz var ama UNESCO seviyesinde koruma yapabilecek vatandaşımız yok. Bravo. Bence valiliktir. Belki kimse, kimlerse. Ben mesela kendi çapımda buraya... Şimdi reklam da yapayım kendime. Edirne elçisi olarak kaç tur arkadaşımı getirdim, akrabalarımı getirdim. Belki göründü görünmedi ama denize attık. Halik bilsin. Tanıttım bak Edirne böyle eserler falan. İşte bizim ne yapıp edip bütün vatandaşlarımızı eski eser sever hale getirmemiz lazım. En azından tahrip etmez hale getirmemiz lazım. Bunu da işte siz belki programlarınızda işlerseniz, işliyorsunuzdur muhakkak. Yani bunu koruyamazsak, bunu şimdi eski eserin başına o zaman devamlı 24 saat 3 var diye adam dikmemiz lazım. Yani o da mümkün değil. Yani bu da olacak şey değil. Yani bunu bizim, yani kalkınma bir bütün malum. Yani bileşik kaplar gibi bu koruma olayının vatandaş boyutunu da bir şekilde becermemiz lazım. En fazla üzerinde durduğum ve kaleme aldığım programlarımda dile getirdiğim tarih eserlerden biri de Gazmi El Hamamı. Heh. Ve köprüsü. Evet. Camisi neyse onarıldı yan tarafta. Kullanılıyor en azından. Açıldı, kullanılıyor en azından. Şimdi o hamamla ilgili benim yazılarımdan sonra Dursun Ali Şahin valimiz, onu sizden sonraki valilerimizden biriydi. Bir gün dedi ki bir röportajımızda, bunu devlet imkanlarıyla yapmaktansa vakıfta dedi para çok dedi. O esprili bir valimizdi zaten. Vakıfların parası çok dedi. Bunu dedi vakıflara devredelim dedi. Evet. Vakıfların olsun dedi. Vakıflar kanalıyla bu işi yaptırırız dedi. Gitti Ankara'ya. Ankara'da da bayağı çevresi vardı tabii. Yaptı o işi. Saatli Medrese eskiden Kültür Müdürlüğüne, Bakanlığına bağlı bir eserken şimdi vakıflar genel müdürlüğüne geçti. Ama gel gör aradan 4 sene geçti, 5 sene geçti. Yine aynı, herhangi bir şey yok. Bir ara vakıflar bölge müdürü işte topladı, işçi tuttular, otlarını yoldular, çalılarını kestiler, işte biraz süpürdüler, ettiler, eylediler ama o kadar kaldı. Herhangi bir şey olmuyor.
Yani ben şunu anlatmak istiyorum sevgili müdürüm. Yaşamışsınızdır mutlaka. Müdürlerimizin ben kabahatli bulmuyorum. Bürokrattır, elinde bir şey yok. Ben 29 yıl devlet memurluğu yapmış bir insanım. Basından önce. Bilirim devlet çarkının, hiyerarşisinin nasıl yürüdüğünü. Ya, evet. Çok iyi bilen insanım. Ama müdürler de siyasilerin laflarına pek kanmayacaklar. Kanmamalılar. Efendim Ankara'dan duymuş, diyelim ki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden, işte Gazi Mihal hamamı şu şekilde restore edilecek. Hemen bir beyanat. Yahut da Evliya Kasımpaşa Camii'nin altına kızaklar konarak yukarıya kaldıracak, su taşkınlarından önlenecek. Hemen bir beyanat. E ne oldu? 5 sene önce o beyanatı verdin. Yok herhangi bir şey. Demek ki siyasilere de fazla güvenmeden, ne zaman ki hesabına para yatacak iş ciddiye binince, o zaman senin kullanma tasarrufunda bir gider yapabileceğin meblağ varsa, o zaman çıkacaksın, diyeceksin ki arkadaş, Evliya Kasımpaşa Camii'ni kızak üzerine alıyoruz, serden kurtarıyoruz. Doğru, haklısın. Bu durumlarda var. Yani bürokrasinin asıl emekli oldunuz. Bürokrasiyle ilgili konuşabilirsiniz. Benim gibi rahat konuşabilirsiniz. Evet. Bir tür pürüzlerle karşılaştınız mı? Yani hakikaten güzel bir yere getirdiniz yine. Tecrübeli bir programcı olduğunuz da belli zaten hocam. Şimdi şöyle, hamamlara kadar getirmişken, ben tabii hamamlarla ilgili bir üzüntümü diyeyim, yakınmamı da dile getireyim. Şimdi efendim, bizim ecdadımızdan intikal eden eser çeşitleri arasında en mağdur hamamlardır. Bakın, cami olarak kullanıldığı için çok problem yok. İfade ettiniz zaten, Gazi Mihal Camii 3-5 kişi de olsa, ben her Ramazan'da camileri gezerdim teravide. Hem bir Edirne camilerini şöyle bir göreyim vazife olarak. Evet. Yani ne durumdadır? Cami, yani görevimi yapayım. Hem bir de Ramazan'da cami gezme böyle bir geleneği evet, vardı ya, onu geleneği yaparken hep gezerdim. Yani 5-6 kişi oluyordu orası mesela. Bir iyi kötü nefes giriyor, korunuyor. Tabii. İşte medreseler işte tahsis edilmiş, yani yine iyi, işte eğitim yapısı veya resmi daire gibi kullanılabiliyor. Türbeler zaten ziyaret yapıları, sıkıntı yok. Evet. Fakat azizim, şimdi hamama gelince, hamamlar, şimdi bir de şöyle bir şey var. Hamamlar yapısı gereği dışa penceresi yok. Yani belki soyunmalık bölümlerinde var ama hamamlar yapı itibariyle zaten ısıyı kaçırmayacağı için hem biraz gömülü yapılırlar. Şehirler dolduğu için neredeyse tamamına kadar gömülen hamamlar olur. Hem bir de dışa karşı ısıyı kaçırtmamak için dış duvarlarında o ılıklık ve sıcaklık dediğimiz bölümlerinde zaten dışa penceresi olmaz. Teknik olarak olmaz. Sadece kubbelerinde o cam fanuslar falan olur, ışık oradan sızsın diye. Dolayısıyla buralar, İki tane problemimiz var hamamlarda. Birincisi, modern hayatın getirdiği ve modern mimarinin getirdiği evdeki duş banyo imkanlarından dolayı biz Selçuklu ve Osmanlı'dan intikal eden hamam kültürümüzü, yani çok düşürdük seviyesini, sayısını. Yani şimdi çoğu kişi evinde duş alıyor, evinde banyo yapıyor. Ancak keyif için ya da çok böyle tarihi bir yere geldiği zaman, şurada da işte bir Sokullu mesela, bir Mimar Sinan hamamıdır Edirne'de, oraya gideyim diye düşünüyor. Dolayısıyla bunların müşterileri azalıyor ve mesela bir yerde 5-10 tane hamam varsa bunların 2-3'ü yaşayabiliyor. İşte saray hamamı yaşıyor Edirne'de, Sokullu hamamı yaşıyor, bir üçüncü hamam ben hatırlamıyorum Edirne'de. Öbür hamamlar hep böyle şey, metruk ve işte atıldı, tahrip edilmiş, atıl vaziyetteler. Dolayısıyla şimdi hamam kültürümüz bu hale gelince, modern hayattan dolayı bunların hamam olarak fonksiyonelisine devam edilmesi ve onarılması çok zor gözüküyor. Çünkü adam onarsa, hamam yapsa, diyelim 10 milyon, 20 milyon para harcayacak. Fakat bunu çıkarması mümkün değil. Yani oraya kiracı bulamazsınız. Kültürel varlık olduğu zaman da şeye uygun değil. Yani böyle bar falan olabilir de, şimdi bar ve ilişkili de vakıfa uygun değil. Yani filan. Dolayısıyla böyle çok sıkıntımız var şeyde. Ben kurullarda da uzun yıllar görev yaptım. Yani ne yaparsanız yapın, hamamların fonksiyona edilmesinde problemler çıkıyor. Ha, birinci şıkkı çözmemiz çok zor. Hayat modernleşmiş. Yani insanları biz nasıl teşvik edeceğiz? Hamama herkes gelsin. Bu çok zor. Yani artık herkes evinde duş alıyor filan. Ama en azından bu kültür varlıklarını herhangi bir fonksiyonla fonksiyonu edip de kullanabilirsek aktif biçimde, ki bunda da
kamu kurumlarına biraz iş düşüyor veya durumu iyi olan STK'lara. Yani bunları esere zarar vermeden, o karanlığa razı olarak, işte suni aydınlatmayla aydınlatarak kullanmamız lazım. Çünkü onaramıyorsunuz, çünkü beyhude oluyor. Yani bu hamamlar konusu bence Türkiye'de gerçekten çözülmesi gereken, restorasyon alanında çözülmesi gereken konulardandır. Ama nasıl çözülür? İşte kamu el atacak. Sizler burada devamlı serişleyeceksiniz, bunu gündeme getireceksiniz. Sizin dilinizden, basının dilinden kurtulmak için belki bir idare bunu el atacak filan. Böyle zor bir konu gerçekten. Şimdi müdürüm, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geliyoruz tabii. Şimdi bu tür tarihi eserlerin bol olan ülkemizde bugün hangiyle giderseniz gidin, hem vakıf eseri itibariyle hem tarihi eserler itibariyle mutlaka zenginlikler görmek mümkün. Az veya çok mutlaka vardır. Fakat vakıf bilincini topluma verebilme konusunda eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Mesela eğitim kurumlarında vakıf eserlerine karşı bir ders olmalı. Olabilir mi? Olur. Türkiye'de olur. Çünkü vakıf eseri bol olan bir ülkede yaşıyoruz. Doğru. Bir müfredatın içerisinde vakıf eserleriyle ilgili vakıf eserleri nasıl korunur konuları işlense, daha küçücük bilinci, o bilinci 7 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşındaki çocuğun beynine sokarsak, oradaki o caminin duvarındaki kurşuna elindeki alıt taşı da vurmak yerine orada yamuk varsa onu düzeltmeye çalışır o çocuk. O eğitimi verdiğimiz takdirde olur bu. O bilinci arttırmak adına neler yapılabilir? Ya hakikaten çok yine güzel bir yere geldik, getirdiniz. Yani ağaç yaşken eğilir malum. Sizler yıllarca eğitimcilik yapmış, yöneticilik yapmış kişilersiniz. Biz de asbelkader işte Trakya Üniversitesi'nde ben birkaç sene öğretim görevliliği de yaptım. Mimari bölümünde sağ olsunlar bize de görev verdiler. Yoğun işler arasında zaman ayırdık. Yani bu işi uygulamadan gelen bir mimar restorasyon uzmanı olarak hakikaten kendim de istifade ettim ders verirken ve gençler de çok istifade ettiklerini beyan ediyorlardı. Hocalarımız da memnun kaldıklarını ifade ediyorlardı. Ama tabii bu işi üniversite aşamasına getirmeden daha, çünkü mimari zaten kendine ait bir alan, özel bir alan. Orada bu eğitimin verilmesi güzel, mecburi. Fakat dediğiniz gibi ağaç yaşken eğilir şeyinden, atasözünden hareketle ders konabilir. Fakat ders konamasa bile, mesela bizim önceden şeyimiz vardı Melih Bey. Vakıf eserlerini geziyorum yürüyüşü oluyordu. Her vakıf haftası malumunuz Mayıs'ın ikinci haftasında bu oluyor. Ve yani işte artık bu da tabii devletin bir resmi programı haline geldi. Yani her hafta var. Bazen haftada 2-3 tane hafta oluyor filan. Bu da bir resmiyet, işte o kurum için stres oluyor kendini tanıtmak filan ama ya böyle bir vakıf haftasında eserleri gezebilirler ya da yıla yayıp yani en azından bir gezi programı şeklinde hocalarımıza rica ederek, bilinçlendirerek, takvimi çok önemli değil, periyodu önemli değil. Mesela Edirne'deki çocuklar çok şanslılar ama tanımaları lazım. Selimiye'yi, işte Üç Şerefeli gibi yani böyle kavurüstü eserimiz bile bizim çok. Mesela 3 tane Ulu Camisi olan İstanbul hariç hiçbir yer yok mesela. Edirne o kadar. Ben dersleri mesela gezerek veriyordum çocuklara. Yani böyle dershaneye sokup da slaytın karşısında uyutmak değil. İşte şu şudur, bu budur göstererek, taşı elleterek, işte baktırarak, yani her tarafa dokundurarak, görerek filan. Zaten yaparak, yaşayarak öğrenme diye bir metot vardır. Benim eğitimde bu benim vardır. Öğrencilerim somut görecek. Yani masayı tabii tarif ederken siz anlatın bütün gün. Ama şu masayı gördüğü zaman elleyecek, tabii bakacak. Bu esere tanışması çok önemli. Aynen. Tanıştırınca da benim öğrencilerim diyorlar. Ya hocam biz sizin dersini çok seviyoruz. Neden? Çünkü biz işte ben onları mesela Selimiye'nin minaresine çıkartıyordum. Çizdiriyor. Üç çıkışı herkes ezbere biliyor. Üç çıkış gelin buraya. Üç çıkış. Aha. Üç çıkışa çıkartıyordum. Minareye çıkıp şehri baktırıyordum. Bak Edirne kent dokusu nasıl oluşmuş falan diyeceğim yani bunlar. İşte bunun gibi ilkokullarda, ortaokullarda ya da neyse orta eğitimde ya bu eserimiz bizim şudur ya, not olmasın mesela. Bir de şu var, not korkusu olunca hocam bazen şey oluyor, bu ürküntü oluyor çocuklarda. Evet.
Not olmasın mesela, ders olmasa not da olmasın. Yani böyle serdirerek gezdirelim. İşte Sinan bunu yapmış, bak biz bu eser işte demin dediğiniz gibi dokunsun, sevsin, anlatsın ve korumaya alışıyor o zaman. Evet. İşte orada gidip önünde o zaman ateş yakmaz o çocuk. Kurşunu çalamaz. Gider başka şey çalar, çalsak tabii. Çünkü o küçükken evet, o eskeser virüsünü soktuk ona. Yani dolayısıyla bunu eğitim boyutunu, bu korumanın atlamamamız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında bu tür iletişimler kurulsa, bu tür münasebetler tesis edilse, şart değil. Yani böyle ders olması veya ders konması değil. Muayen zamanlarda Edirne olarak valilik böyle bir şey çıkarsa, dese ki tarihi eserlerimizi çocuklarımıza tanıtacağız. Bu kampanyayı Milli Eğitim Bakanlığı ile, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü yapacak. Yayın kardeşim, ayda bir defa, iki defa. Tabii. Çocukları böyle gezdirmek. Selimiye'ye gidip Selimiye'yi tanıtmak. Efendim, Sokollu Hamamı'na gidip Sokollu Hamamı'nı tanıtmak. Ne bileyim, Darülaziz Camii'ni tanıtmak. Yani böyle bir takım şeylerle tarihi eserlere karşı o manevi havayı çocuklara yaşatmak, vermek lazım. Evet. Bunu dediğiniz gibi girdiği zaman içine zaten o artık tarihi esere bir kötülük vermek değil, onun koruyuculuğunu yapmak için mücadele verir. Aynen hocam, çok güzel ifade ettiniz. Yani, bunu yapmak lazım. Eksikliklerimizden de bir tanesi bu. Edirne'de yaşıyoruz. Edirne'de yaşamak ayrıcalıktır. Edirne'de vakıflar bölge müdürü olmak ayrıcalıktır. Böyle bir şehre hizmet vermek bana göre kutsal bir görevdir. Siz bunu ifa ettiniz, bu hazzı yaşadınız. O bakımdan ben görev süreniz içerisindeki hizmetlerinizden dolayı Edirne'de yaşayan bir vatandaş olarak sizlere müteşekkiriz, teşekkürlerimi sunmak isterim. Buradan bu programa da katılıp katkı verdiniz, Edirnelileri aydınlattınız, Edirnelileri en azından eski müdürleriyle buluşturdunuz. Sizlere bu konuda da teşekkür ediyorum. Sizden neler söylersiniz programın kapanışında? Evet, gerçekten Edirne'ye hizmet etmek bir şereftir. Çok güzelliktir. Edirnelilere de hizmet etmek aynı şekilde bir güzelliktir. Hakikaten Edirne insanı Avrupa'yı şekilde çok modern, haklarını arayan, haklarına sahip, ya itiraz edebilen, direnebilen bir insan. O yüzden ben çok sevmiştim Edirne insanlarını. Halen o sevgimiz devam ediyor. Ve her sene geliyoruz. Gerçekten Cenab-ı Hak demin de ifade ettiğiniz gibi bana burada hizmet etmeyi nasip etti. Yani hakikaten sizler de bu programa çıkarak Edirneli dostlarımızla birlikte en azından böyle sanal da olsa bir hasret gidermeyi bu televizyon imkanlarla temin ettiniz. Hakikaten Edirne'mize sahip çıkalım. Bu eğitim olaylarını küçüktür ama hakikaten küçükleri kazanalım. Çünkü onlar ileride eski eserleri koruyacaklar. Yani yaşlılar biz gittik diyelim zaten ama en azından bu küçükleri kazanırsak, küçükleri. Dolayısıyla ben de hakikaten programımıza katılmaktan çok büyük haz aldım. Davetiniz için, bu güzel yayınınız için de. Evet, çok teşekkür ederim. Bütün Edirneli'leri, bütün kalbi selamlarımla selamlıyorum, hürmetler ediyorum inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Esen kalın efendim. Melih Yurduseven ile Yerel Gündem. Her konunun konuşulduğu, dünün ve bugünün tartışıldığı, gerçeklerin araştırıldığı, gündemin nabzının tutulduğu, gündemdeki konu ve konuklarıyla geleceğe yön veren program, görünmeyeni görmenize yardımcı olmayı vaat ediyor.